Arkadaşlar merhaba, ben yakışıklı bir dakikada kastuan doktorunuz. Videoya geçmeden önce sizlerden 2-3 bir şey istiyorum gençler. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim gençler. Solda çıkan bildirimleri aç butonuna basıp bildirimleri açmayı, eğer bunların hepsini yaparsanız belki rüyanızda siz de benim gibi kaslı ve yakışıklı doktor olabilirsiniz. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen gençler. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Badlanders ve gençler Holiday Resort adlı map'teyiz. Bayağıdan beri gelmiyordu bu map gençler, gelmesi çok iyi oldu. Hepiniz videoya hoş geldiniz diyorum ve videoyu gençler like ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Oradaki chest'i açtım ve diamond ve bir tane iron parça koparmayı becerdim. Hemen şöyle kaçalım isterseniz, cidden Holiday Resort'u vallahi özlemişim lan. Hep böyle Alaskan Village, SG4, Turbulence gele gele böyle kafayı yemiştim. Bu map'in gelmesi çok güzel oldu. O yüzden bu videoya like atın. Tamam. Neyse. Bugün gençler sizlere çok güzel bir konu hakkında bahsedeceğim. Biliyorum yani birçoğunuzun yardıma ihtiyacı var. Birçoğunuz bu konuları araştırıyorsunuz. Ve gençler ben de böyle başlık atmak istedim. Eğer videomu ilk defa yazıyorsanız büyük bir ihtimal yani YouTube'a bu başlığı yazmışsınızdır. Ve benim videom çıkmıştır. Siz de merak etmişsinizdir. Haricen bizim asil tayfa zaten belli yani. Her zamanki tayfamız. Onlara da buradan kalplerimi iletiyorum. Ama cidden bu konuyu çekmek istedim yani. Ve çok güzel de bir setimiz oldu. Allah nazardan saklasın yani. İnşallah hacker mehir denk gelmez. Hacker gelirse oyundan çıkarım. Çok sinirlendim çünkü. Az önce bir tane hacker geldi. O hacker'ın yani Allah belasını versin. Bir şey demek istemiyorum ve şu kılıçları da buraya atacağım ki biri gelip buradaki chest'i açıp buradan kılıç çıkarmasın diye. Çok güzel bir taktik olduğunu söyleyebilirim. Neyse. Aslında fazla uzatasım yok. Ancak gençler direkt yani bir olta bulduktan sonra konuya girmek istiyorum. Çünkü oltasız gençler oyunda hani bayağı bir sıkıntı yaşıyorsunuz artık. Çünkü artık herkes PvP'nin ne bug olduğunu öğrendiğine göre oltasız oyun oynamıyor artık. O yüzden olta bulmak istiyorum. Ve oyun bana bir tane olta verirse şu an çok mutlu olacağım. Ve oyundaki arkadaşlar da buradan çok çok selam var. Bayağı bir Türk var yani. Hepsine buradan kucak dolusu. Kucak dolusu sevgi mi oluyordu, kalp mi oluyordu? Neyse biz sevgi diyelim geçelim. Neyse ben direkt gençler konuma gidiyorum. Zaten fazla kişi yok oyunda. Amacım yani PvP değil, sadece sizlere birkaç şey söylemek ve hani birkaç şey hakkında bilgi vermek gençler. Bugün sizlere oyun oynarken gençler hangi mouse'ları kullanabilirsiniz ve hangi mouse'ları tercih etmeniz gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğim ve sizlere birkaç tane şey vereceğim. Ve şu arkadaşa buradan selam var, fotoğraf istiyor galiba. Çek bakalım. Çek çek. Oğlum adam geliyor, çabuk çek. Lan manyağa bak. Abi o da gelecek bana gılın atacak. Neyse ben kaçayım biraz. Çünkü oltam yok ve bu arkadaşta olta var gibi duruyor. Aynen oltası da var. O yüzden yüksek bir yere çıkıp arkadaşı taktikle kesmeyi düşünüyorum. Ve bana gelmeyecek gibi. Bakayım geldi mi? Neyse geliyor. Bu arkadaşlar gençler olta alacağız, unutturmayın. Neyse konuma gidiyorum. Gençler gerek Minecraft olsun, gerek CSGO olsun, gerek montaj yaparken olsun, gerek normal takılırken, surf yaparken olsun internette. Biliyorsunuz gençler yani mouse kullanıyorsunuz, zaten kullanmak zorundasınız. Tabi telefon haricini konuşuyorum. Ve herkesin yani güzel parasının hakkını veren ve hani mantıklı bir mouse'a ihtiyacı var. Ve bir tane bana vuracak gibi. Vurmadı. Olta atarsa aynen. Kardeş bir tane daha vurayım be, gel be, olta atma ne olur. Olta atma ne olur, bak o oltaya ihtiyacım var. Bak gel işte. Abi ya neyse. Gelmeyecek gibi arkadaş, ben de o yüzden gidip buradan bir tane olta bulmaya çalışacağım. Dediğim gibi yani gençler gerek hani hepinizin bir tane böyle hem parasının hakkını veren hem de çok rahat bir mouse'a ihtiyacı var yani. Ben de bu zamana kadar gençler bu kanalda yaklaşık 1,5 sene oldu yani. 3 tane mouse değiştim ve sizlere gençler tecrübemden bahsedeceğim ve hani hangi mouse'u öneriyorum ve hangilerini önermiyorum, bunlardan bahsedeceğim gençler. Ve gençler çoğu yani beni izleyen de benim lafıma güvenir çünkü ben hani bir şeyi test etmeden veya hani böyle kullanmadan sizlere söylemem abi. Sebebi ise hani niye durduk yere yanlış bilgi vereyim, hani kimsenin aklında girmek istemiyorum. O yüzden sizlere bugün 3 tane çok güzel mouse önereceğim. Hani bunları alınca cidden bana teşekkür mü dersiniz artık, abone mi olursunuz bilmiyorum. Ben bu zamana kadar 3 tane mouse kullandım. Gerek gaming gerek normal olsun gençler. İlki Everest SGM X7'ydi. Ondan sonra Logitech G100S'e geçtim. Ama geçme sebebim neydi? Şimdi burası çok önemli. Everest SGM X7 kaç liraydı benim aldığıma? 45 lira filandı zamanında. Oyun oynarken çok işime yarıyordu, gerek makro tuşları olsun. Bu arada gençler makro derken yanlış anlamayın, hani bir tane tıklayınca 100 tane tıklama olayı değil. Hani bu mouse'un yanlarında olsun, sağında solunda olsun böyle hani tıklama yerleri var ya, hani o makrolardan bahsediyorum bu arada. Hani kesinlikle yanlış anlamayın. Hani onlar çok hoşuma gitmişti. Hem ışıklıydı hani böyle şekil filan duruyordu. Hani açıkçası önemli olan şey oydu hani bizim zamanımız o zamanlar. Ama mouse'un bir kötü yanı vardı. Ha bu arada kablosundan bahsetmedim. Kablosu da çok sağlamdır bu arada Everest SGM'nin. Hani kolay kolay koparamazsın. Hani iki elinizle böyle çekseniz kopmaz o kablo. Hani bayağı bir sağlam. Ama kötü yanı şuydu. Mouse çok kabaydı ve mouse çok ağırdı. Yaklaşık 2 kilo falan yani. Bir domates falan almaya kalksanız hani mouse'la tartabilirsiniz diyebilirim. Tabii işin esprisi bu. Bu arada bir tane çubuk vurursak Diamond Sword yapacağız. Çok iyi.
O yüzden hadi çabuk bulmaya başlayalım. Hani o yüzden o mouse değiştim. Sonra Logitech G100S'e geçtim. Peki neden Logitech'e geçtim gençler? Ve neden Logitech G100S seçtim? İnternette bayağı bir araştırma yaptıktan sonra Logitech G100S'in gençler önünde iki tane makro tuşu var. Bu arada makro derken hala herkes makroyu bir defa tıklayınca bin defa tıklayan oyundaki hile gibi bir şey algılıyor. Ama halbuki makro gençler o anlama gelmez. Makro gençler hani mesela bir tuşu hani farklı yerde tıklamanızdır. Mesela hani eğer önde hızlı tıklamıyorsanız atıyorum hani yana tıklarsınız. Hani yana daha hızlı tıklıyorsanız aynı işlevi görür. Sadece mouse'un tıklama yeri değişiktir. Neyse bu mouse'un önünde küçük bir yer vardı abi. Normal mesela şu vuruşu öndeki küçük yere ayarlıyordunuz ve hani ona bastığınızda daha yumuşak olduğu için daha hızlı ve daha rahat tıklıyordunuz. Gözünüz kapalı gençler, Logitech'e hani güvenebilirsiniz bu konuda. Hani çünkü gerek kargosu olsun, gerek yani şey olsun, hani garantisi olsun, çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve hani ben de bu yüzden Logitech G100S'i aldım ve gayet de memnundum ve sonra tekrardan son bir mouse değişikliğine gittim. Bunun sebebi neydi? Bunu biraz açıklayacağım ama şu arkadaşı kesmek istiyorum. Tamam çok güzel, bu arkadaşı bayittik ve bunun takım arkadaşı vardı sanırsam. O da büyük bir ihtimal bana gelecek. Şu yayı ver abicim, okum var çünkü. Okum var, okulacağım. İsmet RG efsane laflar 2017. Neyse. Bu arada kesinlikle İsmet'e laf atmıyorum. Yanlış anlaşılmasın gençler. Ve çubuğum yine yok abi. Neyse. Ben şöyle biraz yayılayım. Biraz zaten büyük bir ihtimal deathmatch başlayacak. Hem daha konumu bitiremedim. Çünkü hani hangi mouse'ları öneriyorum ve neden öneriyorum kısmına daha gelmedim çünkü. Ve sonra işte gençler en son mouse'um olan, şu anda da kullanmış olduğum gençler mouse'um Bloody A90. Cidden çok memnunum yani. Bu mouse'u bayağı bir araştırma yaparak aldım. Çünkü Logitech'in gençler sağ tuşu benim kardeşim, bekle ben bilgisayar kullandığım için kardeşim benim jitter yapıyordu. Ve her iki tuşu da hani hem sola hem sağa yapıyordu. Yani öyle bir manyak söyleyeyim. Hani kanal zaten videosu var, 13 yaşında da ben hani jitter yapıyor, ben yapamıyorum açık konuşayım. Neyse. Hani o yüzden mouse'u bayağı bir aşındırdı ve hani ben de yeni bir mouse'a geçmek istedim. Bayağı bir araştırma sonucunda da Bloody A90'ı buldum gençler. Hani çok araştırdım, cidden çok araştırdım. Çünkü hem oyun olsun hem montaj olsun. Ben cidden montaja zamanını ayıran bir insanım ki yani videoların keyifli oluşundan da hani buradan bellidir diye yani düşünüyorum. O yüzden Bloody A90'a geçtim ben de gençler ve yanındaki mousepad'le beraber toplamda bana 100 liraya falan patladı. Siz takım mısınız kardeş? Bize takımız o zaman. Lan ok kaçırıyorum ya. Eskiden var ya, iyi hatırlıyorum, hiç ok kaçırmazdım. Yani Minecraft'ta oynamaya soğuyor musunuz? Soğuyorsunuz abi. Ve şu arkadaş öldü. Takıl ora. Olta. Kes onu sen. O sen onu kestin. Tamam. Ok atayım mı? Neyse o arkadaş onu kessin abi. Aa ben de Türk diyor. Kardeşim o zaman bekle, şu adam biz bir keselim. Çok güzel. Oradan bir çubuk var mı? Neyse çubuk almayacağım. Aa sen bunu giy kardeşim. Videoyu izliyorsan size de selamlar. Ben niye takım oldum hiç bilmiyorum. Hiç sorma ya. Çünkü ben PvP için girmediğimi söylüyorum gençler. Eğlenme için giriyorum yani bu oyuna. O yüzden umarım anlamışsınızdır ve senin abone giy. Şimdi neyse siz kapışın, ben konumdan bahsedeceğim. En son gençler ben 1v1 atarım neyse. Yani Bloody A90'a geçtim şu anda, çok memnunum ve sizlere gençler 3 tane mouse öneriyorum ve aşağı yazıyorum, bunu Google yazarak da bulabilirsiniz. Everest gençler SGM-X7. Bu kaç lira? 45 lira filandı. Logitech G300S. Bu da benim aldığımda 100, bu da pardon 120 değildi. Ben 110'u aldım. Şu an 120 falan. Biz 120 yazalım abi. Ve en son gençler kullandığım mouse Bloody A90. Bunun da fiyatı gençler mousepad'le beraber 100 TL. Bu gençler 3 tane mouse sizlere öneriyorum. Kesinlikle alın yani, hiç pişman olmazsınız. Tabi herkesin bütçesine göre ama bana kalırsanız gençler Bloody A90 tabii ki aşktır. Cidden yani hem çekil bir mouse, hem rahat yani. Bayağı iyi yani. Abi Gepul diyor. Vallahi yok ki. Yani olsa atardım. Neyse bekleyelim arkadaşın canlı fullenmesini. İstersen bekleyeyim. İstersen sal. Sen bilirsin yani. Sıkıntı yok benim için. Bekle diyorsan da beklerim. Sıkıntı yok. Şu pantolon alayım mı? Eyvallah. Kafalık iron yokmuş. Çubuk olsa güzel olurdu. Arkadaşın diamond sword olmadığı için ben de yapmayacağım yani. Ayıp olmasın abi. Olur dönerse bekleyelim arkadaşı da. Yani gençler ben bu 3 tane mouse'ları öneriyorum ve inşallah da bu video tutar yani. Artık cidden kanalın patlaması lazım. Bir iki kalp demiş. İki kalp de toplam kaç? 40 saniyede falan dolar yani. Şöyle tamam diyelim. Yani gençler ben size bu 3 tane mouse'u öneriyorum. Alın. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Hatta bana teşekküre geleceksiniz yani. Videomu da şöyle evet diyelim abi.
Böyle yani gençler, böyle bir konu çekmek istedim. Ha bu arada gençler, 3. seçenek yani Everest SGM'nin yerine de birazcık paranız varsa bir mouse da alternatifim var gençler. Razer Detader Chroma. Yani Razer Detader Chroma, Blade A90 ve Logitech G200S gençler. Hani bu üçünden birini alabilirsiniz. Tabii neden ben Razer almadım onu söyleyeyim. Ben gençler bir mouse'a 300 lira vermek biraz bana koyuyor ve hani Razer bağımlısı değilim. Go 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 go, Allah belanı versin, ölüyoruz lan. Ölüyoruz oğlum. Kardeş ölüyoruz ya. Tamam, good fight, güzel. Lan oğlum deme çalmaya başladık bir an, çok korktum. Adam da haklı bu arada, ben konuya daldım, o yüzden böyle oldu biliyorum. Şöyle good fight dedim arkadaşlarım. Yani bu 3 tane mouse'u gençler sizlere öneriyorum. Ama gençler paranız da varsa yani Razer Detader Chroma'yı tercih edebilirsiniz. Kullanmıyorum ancak çoğu arkadaşım, çoğu PvP'ci arkadaşım kullanıyor ve gayet memnun yani. Ve uzun süreli mouse yani, ancak hani bana sorarsanız fiyat performans açısından yanında mousepad'de verilen Blade A90 100 TL almanızı tavsiye ederim. Neyse, umarım da videoyu beğenmişsinizdir gençler. Videoyu beğendiyseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi. Bye bye.